Sonra ekip nasıl seçildi? 80'ler ekibi. Valla 80'ler ekibi ilk başta aslında mesela ben bu sene hiçbir şey yapmak istemiyordum. Çünkü yeni bir maratondan çıkmıştım, bir diziden çıkmıştım. 3 yıl falan olmuştu. Geniş aile çok güzeldi ayrıca. Evet, geniş aileden çıkmıştım. 3 yıl olmuştu. Ve dinlenmeyi düşünüyordum. Fakat Birol çağırdı beni. Bu projeyi anlattı. Bu projeyi anlatınca çok cazip geldi bana. Çok keyifli geldi. Bir de çok birebir yaşadığım bir dönem olduğu için. Ben tamam dedim. Ondan sonra yavaş yavaş da kadroyu oluşturmaya başladık. İşte herkes gelip zaten Birol da biraz ona dikkat etti. Yani işi çok sahiplenecek bir ekip kurmak istedi. Evet, o bu iş için önemli bir iş. Evet, yani 80'ler ruhunu taşıyan. Çünkü şunu merak ediyorum. Ben bu dizinin içine seçilmiş olsaydım. Ya şimdi ne geyik yaparız bunun yani kulisinde bile birazdan çünkü senaryo gelir. Senaryonun içinde 80'lerle ilgili yazılmıştır. Biraz sonra oynayacaksındır. Büyük bir ihtimalle kuliste şu oluyordur. Abi evet ya o dönem böyle bir şey vardı. Ulan şunun üzerine bunu ekleyeyim. Buna da bunu yapayım diye senaryonun üzerinde oynuyor musunuz? Var mı? Oynuyoruz evet oynuyoruz. Ve şeyi çok güzel tabii hani bu fikri çıktıktan sonra sosyal medyanın çok kuvvetli olduğu bir dönemde de çıkması iyi bir şey oldu. Evet. Çünkü çok güzel doneleri alttan topladık. Ve şey Rasim abi de bilir beraber aynı anda dekora girdiğimiz zaman tüylerim diken diken oldu. Çünkü babaannemin eviydi orası. Aynı biblo duvardaydı, aynı çek yattı. Pardon özür dilerim. Ve her şey birdenbire bir şeydi yani bizim için. Dekora girdiğimiz andan bahsediyorum sana. Oradaki dekor babaannenin evinden alınmış. Hayır değil. O kadar gerçekçi. Biraz... O kadar zamanlar ki. Evet çoğu insan da bunu söyle yani. Çünkü o zamanın genel geçer bir dekorasyon anlayışı. Ama sanat yönetmeni o kadar iyi çalışmış ki. Girdik ve inanamadık. Bizim 2-3 haftamız zaten vay be. Vay evet böyleydi falan evet. diyerek geçti. Sonra o dediğin şeylere geçmeye başladık. Geyik fazına geçtik. Bugün hala vardır şimdi hani biz o dönem vardı bugün yok demeyeyim ama evinde çek yatı olan var mı? Ha? Mesela çek yat 1980 denince akla gelen ilk şeydir yani. Hani eve girersin her evde o çek yat çünkü çıktığında biz divan işinden kurtulduk. Yani çünkü divan bayağı tahtaları çakarsın üzerine bir döşek atarsın camın dibinde böyle bütün gün beklersin. Çek yat geldiğinde falan arkada gözleri var. Efendim içine bir şey koyuyorsun vay çekiliyor yatak oluyor. İtiyorsun koltuk oluyor falan. Kaldırıyorsun sandık oluyor. Kaldırıyorsun sandık oluyor. Teknolojinin dibine vurmuş artık yani. Sorardın yani. Ha? Çekince yatak oluyor mu? Hayır tamam yok yaramaz o zaman. Tabii tamam. Tabii. Yani, çok iyi bir kanepe olması yetmezdi yani. Ve mesela ben hatırlıyorum. Ya babam emekli olduğunda babamın emekli maaşını biz çek yatın arka gözlerine dizmiştik. Ve önünde fotoğraf çektirmiştik. Paraları gösterip böyle falan. Böyle bir fotoğrafımız vardı yani bizim evde. 80'lerde kadınlar nasıldı? Kızlar nasıl? Sen kaç yaşındaydın 80'lerde? Ben mi? 7. Evet abi sen nasıl? Ayşe nasıldı? Kaç yaşındaydın? 6'ya 7 yaşındaydım. Ama yok daha sonrasında yani. Yani 80'lerin başında 6-7 yaşındaydım. 80'lerde çocuktum aslında. Çocuktun. İlk gençliğim o zamanlarda geçti. Nasıldı sizin kıyafetler nasıldı 80'lerde? Vallahi çok anlattığın gibiydi. Ben füzoları hatırlıyorum. Alttan bantlı şeyleri, o taytları ve işte yarasa ya, kollu şeyleri geçerdi. Füzo giren, derdik ona. Onların rengi vardı. Sonra saçların biliyorsun iğrenç kuzu şeyi gibi karaman koyunu formatındaki permalar vardı ve çok özendiğimi hatırlıyorum. Yaşım küçük olduğu için annem yaptırmıyordu mesela hatırlıyorum. Tabii annelerin yani. Evde saç boyadığı dönemler. Tabii kına yaptıkları, tabii. saçlarını sardıkları kağıt aynen. gazetelerle. Komşularla kendi aralarında saçım yandı dün gece falan gibi böyle bir sohbetin olduğu bir dönemdi. Hocam sen de 80'lerde yani şu anki dizide kasetçiyi oynuyorsun. Kasetçi hı-hı. Ergun. Doğru mu? Evet, evet. Neden kasetçi Ergun? Sen mi seçtin? Sana mı denk geldi? Ben seçtim. Ben seçtim. Ben görüşmede de söyledim. Evet. Hani kalktım geldim projeye de bayıldım ama Ergun olacaksam olabilirim, Ergun olmazsam olamam dedim. Onlar da biz de seni Ergun için çağırmıştık zaten dediler. Sen de yani Ergun'un kasetçinin ne gibi anısı vardır sende? Ya olmaz olur mu? Benim odam çekme kaset koleksiyonuydu. Kaset evet. çekmesi nasıl oluyorsa çekme koleksiyonu. Kaset ama... Yani çünkü o zaman her şeye ulaşamıyorduk. Bir de şöyle bir şey vardı. Hani kaset taşımak yerine 90'lıkta toplardın hepsini. Tabii. Çünkü 90'lık bir buçuk saat olduğu için çevir bitmez o. Listeleri toplardın. Yani anons da yaptım ben. Dizide ne yapıyorsam hepsini yaptım. hepsini yaptım. Bizim gittiğimiz kasetçiler vardı. Yani... Aslında şöyle, söylemekte bir sıkıntı yok. Ümit Besen kaseti alacaksan alırsın. Veya işte başka bir Ajda Pekkan, Sezen Aksu kaseti alacaksan alırsın. Ama bir de kasetçi çaktırmadan sana
listeni götürürsün. Şu listeyi bana şu kasete doldurur musun dersin. Korsandı. Yani tabii, bayağı tabii, aslında tabii. O dönemin korsanıydı. O da soruyor anonslu mu anonsuz mu diyor. Tabii tabii bir de anonslu mu anonslu. Yengeye mi sana mı diyor mesela. Şimdi ben size onlardan birer tane armağan ben edeyim. Ben kendim zaten dolduruyorum bana. Ben ha? Evde aletlerim var artık cihazları aldım yani. Ha, korsana devam yani. Tabii. Oo, süper. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.